Anneme telefon edeceğim Şenol. Ya sen daha geçen gün aramamış mıydın anneni? O dediğim bir hafta önceydi. Dün aradım, evde yoktu. Bu saatlerde evdedir. İkinci sınıfa geldim. Hala alışamadın değil mi gurbete? Of, alışılacak gibi değil ki Şenol. Annemden başka kimsem yok hayatta. Tamam anladık, ara hadi. Ama sakın ağlama. Kadın üzülmesin sonra. Kantinde bekliyorum seni. Tamam. Efendim. Anacığım nasılsın? Ah oğlum, Recep'im. İyiyim yavrum, sen nasılsın? İyiyim çok şükür. Derslerim de iyi. Ah, henüz haftalığımı alamadığım için para gönderemedim. Paran var mıydı bari? Var anacığım. Öncekilerin tamamını harcamadım. Oğlum, bir derdin mi var? Sesin niye değişti? Yok bir şey anacığım. Seni çok özledim, o kadar. Ama inşallah sınavlardan sonra geleceğim. İnşallah yavrum. İki bayramdır gelemedin zaten. Şimdi öğle arasında mısın? Evet anacığım. Yemek yedin mi? Yiyeceğim birazdan. Aman yavrum, ne olur kendine dikkat et. Sonra hastalanırsın. Kim bakar sana gurbet ellerde? Tamam anacığım. Recep. Recep yavrum. Hoşça kal anacığım. Bizim yalnız adam nihayet teşrif etti. Ne dersin? Bugün konuşalım mı? Bence tam zamanı. Merhaba. Bir simit verir misin? Ya kabul etmezse? Eder canım, niye etmesin? Parası yok, ailesi fakir. Doğru. Okul her şeyden önemli. Ankesör'deki halini görmedin mi? İstekli olmasa bile mecbur kalabilir. Her ne olursa olsun önünde sonunda kabul ettirmeliyiz. Yoksa Suzan abla bizi evden atar. Sınav arifesinde de kolay kolay ev bulamayız. Hı hı. Sağ ol. Hasibe teyze. Hasibe teyze, iyi misin? Recep, Recep. Ne oldu Recep'e? Telefonla konuşurken ağladım. Kesin bir derdi var yavrumun. Allah bilir ne geldi başına. Kötü bir şey olsa söylerdi. Yok. Bana söyleyemeyeceği kadar kötü bir şey oldu kesin. Aklına getirme böyle şeyler. O duygusallığından ağlamıştır sadece. Seni çok özlediğinde. Olsa söylerdi Recep. İnşallah öyledir kızım.
Yarım günlük bir iş falan bulsa epey rahatlayacak ama ne zamandır uğraşıyor bulamıyor yavrum. Yine iş aramaya mı? Evet. Harç parası için son 4 gün. Borç bulamadım. Yine iş aramaktan başka çarem yok. Burs çıksaydı bunların hiçbirini yaşamayacaktın. Annemin gönderdiği para anca yol parasına yetiyor. Recep! Ne haber Recep? İyiyim, sağ ol. Vaktin varsa bir kahve içelim mi? Ben bir yere gidecektim şimdi. Tamam o zaman, yarın. İnşallah. Yine ne planlıyorsun sen? Plan falan yok. Recep'le arkadaş olmak istiyorum sadece. Recep'in senin gibi adamlarla işi olmaz. O sadece üniversite okumak için gelmiş. Senin gibi adamlar derken? Yani senin gibi tuzu kurularla işi olmaz. Senin gibi gezip tozarak üniversite okumuyor. Şu an nereye gidiyor biliyor musun? Harç parası bulmaya. Sen de gelmiş kahve içelim diyorsun. Yürü. Niyetiniz güzel ama aradığımız niteliklerin bazılarını taşımıyorsunuz. Nasıl yani? Yani bu halinizle burada öğretmenlik yapmanıza izin veremem. Burası seçkin bir dershane. Neyse. Bizim vaktimiz yok delikanlı. Bize her yönüyle presentable elemanlar lazım. Çıkabilirsiniz. Ama ben... Hadi lütfen. Hadi, hadi. Harç parasını bulmak için mi uğraşıyormuş? Evet. Aynen öyle. Oğlum oldu bu iş. Harç parası için son 3 gün. Para bulamayacağına göre mecburen kabul edecek. Suzan abla çok sevinecek bu işe. Hadi yırttık yine kanka. Kutlayalım bunu. Tamam kutlayalım. Kalkalım. Üzülme bu kadar. Başka bir iş bakarsın. Ama 3 gün kaldı Şenol. Eğer para bulamazsam okul yarım dönem uzayacak. Bunu anneme nasıl söyleyeceğim ben? Canım hemen arama sen de. Belki bir şey çıkar karşına. Daha 3 gün var. İnşallah. Ben derse gidiyorum tamam mı? Görüşürüz. Görüşürüz. Merhaba Recep. Unuttun mu bugün kahve içecektik? Evet. Ama benim işim var. Yine yarına kalsa bir mahsur olur mu? Merak etme kahveler bizden. Yok parasından değil de bir yere gitmem lazım. Harç için para bulmaya çalışıyorsun Recep. Bunu biliyoruz. Biz de sana bu konuda yardım etmek istiyoruz. Sahi mi? Sahi tabii. Keşke başımızda babası olsaydı. Çocuk bu kadar çile çekmezdi. Küçüklüğünden beri parasızlık yedi bitirdi evladım. Bulur inşallah. Dua edelim. Her namazımda dua ediyorum. İnşallah ya Rabbim. Seni arıyor mu hiç? Birkaç kez aradı. Telefon da parayla bir Hasibe teyze. Doğru. Recep'in öğretmen olduğunu ve evlendiğinizi görsem başka hiçbir şey istemem Allah'tan. Müzik
Çok teşekkür ederim. Öyle bir zamanda oldu ki bu iş. Sağ olun. Rica ederim. Yalnız bazı günler yatılı olabilirsin. Ceren'in yazılısı olduğu günler mesela. Olabilir tabii. Geç saatlere kadar çalıştırırım. Sonra da Yılmazlara geçerim. Nasıl olsa alt kattalar. Burada kalmam uygun olmaz. Ona ben karar veririm. Ben ne diyorsam o olacak. Neredeyse stajyer öğretmen maaşı vereceğim sana. Tabii efendim, haklısınız. Şimdi bana müsaade. Yarın yemek yemeden gel. İlk dersin şerefine yemek yedikten sonra başlarız, tamam? Tamam. Size de teşekkür ederim arkadaşlar. Allah razı olsun. Aa, biz arkadaşız Recep. Ne demek? Geçeyim ben seni. Beklediğimden daha saf çıktı. Teşekkür ederim çocuklar. Artık kira artışını da rahatça konuşabiliriz. Değil mi Suzan abla? Ay sonu konuşuruz. Acelesi yok. Şaşırdım doğrusu. Özel ders meselesi güzel de onlar dururken niye sen veriyorsun? Kadın istese bedava bile anlattırır onlara. Bilmem, hiç böyle düşünmedim. Belki yardım etmek istiyordur kadın. O yüzden olabilir. Bahanesi olsun diye de ders anlattırıyordur. İnşallah öyledir Recep. Annemi arayayım, müjdeyi vereyim. İçi rahatlasın. Aman geç kalma. Hadi tamam, çok uzatma. Yurda geç kalacağız. Teşekkür ederim. Öyle bir zamanda oldu ki bu iş. Sağ olun. Rica ederim. Yalnız bazı günler yatılı olabilirsin. Ceren'in yazılısı olduğu günler mesela. Olabilir tabii. Geç saatlere kadar ders çalıştırırım. Sonra da Yılmazlara geçerim. Nasıl olsa alt kattalar. Burada kalmam uygun olmaz. Ona ben karar veririm. Ben ne diyorsam o olacak. Neredeyse stajyer öğretmen maaşı vereceğim sana. Tabii efendim, haklısınız. Şimdi bana müsaade. Kız arkadaşın var mı demeyeceğim. Vardır herhalde. Hayır, yok. Neden? Gençsin, yakışıklısın. Önce okul benim için. O işler daha sonra. Canım, evlenecek değilsin ya her çıktığın kızla. Maksat gönül eğlendirmek. Ben öyle bir insan değilim. Yemeğimi bitirdim. Derse başlayabiliriz. Ay. Canım, acelesi yok hemen. Ceren okuldan gelince uyur biraz. Kalkınca çalışırsınız. Değil mi Ceren? Evet, çok yoruluyorum okulda. Bunu bilseydim daha geç gelirdim. Olur mu öyle şey? Konuşuyoruz işte. Ben Ceren'i yatırıp geleyim. Hadi kızım. Hasibe teyze. Merhaba. Merhaba kızım. Yüzün gülüyor. Recep'ten haber mi var? Var ya, Recep aradı dün akşam. Haç parası mı ne varmış? Derdi oymuş. Ama bulmuş çaresini. Bir çocuğa özel ders verecekmiş. Çok şükür, dualarım kabul oldu. Bu harç parası nedir kızım, sen biliyor musun?
Üniversiteye yatırılan bir para. Oyatmazsa okula gidemez. Okulu bir dönem uzar. Aman Allah korusun. Bu özel dersin parasını peşin alsa bari. Alır inşallah. Ama benim içimde bir sıkıntı var nedense. Merak etme. İstanbul Recep'imi değiştirmez. Senden başkasına gönül vermez o. Ceren kalkmayacaksa ben gideyim Suzan Hanım. Kalkar birazdan. Canım oturuyoruz ne güzel. Eğer sıkıldıysan... Hayır, sıkılmadım ama... Sorun ne öyleyse? Suzan Hanım, ben... Ne olmuş sana? Yoksa beni sevmedin mi? Sevdim ama bu şekilde değil. Aa, yeter be! Sen kim oluyorsun? Haddini bil. Bana nasıl itiraz edersin? Ama bu doğru değil. Ben sadece ders için geldim. Ceren için. Benim mutlu olmaya hakkım yok mu? Seni sevmesem niye evimi alayım? Yılmazlar ders veremez miydi kızıma? Hiç aklına gelmedi mi? Hayır. Gelmedi. Kim bir özel ders için o kadar para vermeyi kabul eder? Her şeyi şimdi anladım. Ama ben yapamam Suzan Hanım. Benim bir sevdiğim var. Olmasa bile böyle bir şeyi kabul edemem. Sen bilirsin. Yarından sonraki gün harcın son günü bildiğim kadarıyla. Bulurum inşallah. Küstah. Ne olacak? Recep abi niye gitti anne? Bir işi varmış kızım. Çok sevdim ben onu. Ben de sevdim kızım. Kusura bakma Şenol. Benim yüzümden sen de okula gidemedin. Önemli değil Recep. Öğleden sonrakilere girerim. Sen haklı çıktın. İşin ucunda böyle bir şey olmasa Yılmazlar da anlatırdı dersi değil mi? Neymiş? Kadın bana aşıkmış. Tabii oğlum. İlk söylediğinde hemen anlamıştım. Ama bu kadar eğlenceli ben de düşünemedim. Nasıl da sevinmiştim. Ama sevincim kursağımda kaldı. Anneme bile müjdelemiştim. Şimdi ne yapacağım ben? Üzülme. Bulacağız bir çaresini. Ya bulamazsak Şenol? O zaman ne yapacağım ben? Suzan'a tamam mı diyeceğim? Para için... Okulun hiçbir yerinde yok. Bugün gelmedi galiba. Salak gibi. Hiç kafası çalışmıyor. Özel ders işi olmadığına göre para aramaya gitmiştir yine. Yarın son gün biliyorsun. Ya nasıl olsa yine bulamayacak. Suzan ablanın aşkına karşılık verecek sonunda. Suzan abla da ne bulduysa bu köy yumurtasında. Ne o Soner? Kıskandın mı Recep'i? Ne kıskanacağım oğlum?
Suzan annem yaşında kadın. Hem benim sevgilim var. Ne haber Recep, ne yaptın? Bulamadım Şenol. Bütün yolları denedim. Okul yarım dönem uzayacak. Allah korusun. Ama bu saatten sonra iş bulamayacağına göre tek çare Suzan Hanım'a... Şenol, bunu yapamam. Her şeyden önce günah. O şekilde gelen para olmaz olsun. Okulun uzamasından iyidir. Ne yapalım, başka çare yoksa? Ama zina Şenol. Nasıl evet derim? Biliyorum. Ama başka şansın yok Recep. Annen hastalıklı bir kadın. Ve en büyük arzusu senin öğretmen olduğunu görmek. Başka çaren var mı? Peki sen olsan benim yerimde kabul eder miydin? Teşekkür ederim. Öyle bir zamanda oldu ki bu iş. Sağ ol. Rica ederim. Yalnız bazı günler yatılı olabilirsin. Ceren'in yazılısı olduğu günler mesela. Olabilir tabii. Geç saatlere kadar ders çalıştırırım. Sonra da Yılmazlara geçerim. Nasıl olsa alt kattalar. Kız arkadaşın var mı demeyeceğim. Vardır herhalde. Hayır yok. Neden? Gençsin, yakışıklısın. Önce okul benim için. O işler daha sonra. Canım evlenecek değilsin ya her çıktığın kızla. Maksat gönül eğlendirmek. Ben öyle bir insan değilim. Sorun ne öyleyse? Suzan Hanım ben... Ne olmuş sana? Yoksa beni sevmedin mi? Sevdim ama bu şekilde değil. Kendimi hep günahtan korumaya çalıştım. İbadetlerimi yapmaya çalıştım. Beni affet Allah'ım. Ne olur affet.
Bana senden başka yardım edecek kimse yok. Ne olur, ne olur affet beni Allah'ım. Ne olur affet. Sağlık kızım. Afiyet olsun. Bu saate kadar burada kalmana bir şey demiyor mu ailen? Annemden başkası bilmiyor zaten. O da bir şey demez bana. Geçerken gördüm. Erken geldin sen bugün. Bugün 3 haftalık paramı aldım. Evine gittiğim kadın tatile gidiyormuş. Peşin verdi. Recep para bulamasaydı ona gönderirdik. Buldu herhalde. Bulamasaydı çoktan arardı yavrum. Yarına kadar aramazsa çeyizi için tencere takımı alacağım ona. Erken değil mi biraz? Değil değil. Bu yaza yüzük takalım, işin adını koyalım Allah'ın izniyle. İçkinden içsene. Sağ olun, içmeyeyim. Seni gayet iyi anlıyorum Recep. Bana da biri aniden pat diye aşık olduğunu söylese apışıp kalırdım. Sen de dün öyle oldun. Benim de bir kadın olarak gururuma dokundun. Ve sinirlendim biraz. Evet öyle oldu. Aslında her şey en başında birden oldu. Okulda ilk gördüğümde birden aşık oldum sana. Ama senin bundan haberin yoktu. Söyleyen olmayınca... Eşim öleli 3 yıl oldu. Bir daha aşık olmam diyordum ama seni görünce her şey değişti. Çünkü sen ona çok benziyorsun. Sonra dedim daha yaşın çok genç Suzan. Neden hayatını yaşamıyorsun? Doğru düşünmüşsünüz. Evet. Çünkü ben genç bir kadınım. Allah'ım, sen halimizi en iyi görensin. Oğlumu bana, beni ona bağışla. Onun benden başka kimsesi yok. Recep bana eşimin emaneti. Onu günaha giden yoldan, kötü insanlardan. Ceren uyanmasın Suzan Hanım. Uykusu derindir onun, uyanmaz. Hayır, bizi böyle görmesin diye söylemiştim. Ne yapalım görürse, boş ver şimdi, biz keyfimize bakalım. Burası biraz sıcak oldu. Hemen bir pencere açarım ben de. Sen benim en özel misafirimsin. Sağ olun. Allah, senin her şeye gücün yeter. Oğlumu kaza ve musibetlerden koru ya Rabbim. Zorluklar karşısında sabrını arttır. Derslerinde başarılar nasip eyle ya Rabbim. İstersen pijama getireyim sana, rahat edersin. Yo, rahatsız olmuyorum. Sen bilirsin, bu mahcup hallerin daha bir hoşuma gidiyor. Bir bardak su alabilir miyim? Hemen. Başka bir şey istiyor musun? Yok. Kabul olan iyiliklerim, annelik hakkım hürmetine... Duamı kabul eyle ya Rabbim. Başkasına el açıp yalvartma ya Rabbim. Tertemiz yetiştirdiğim evladımın yine temiz kalmasını,
ve hayırlı bir evlat olmasını nasip eyle ya Rabbim. Sen Rahmansın, sen Rahimsin ya Rabbim. Amin. Uykun geldiyse yatağa açayım. Sakız gibi çarşaflar serdim. Yok, gelmedi. Genelde geç yatarım ben. O zaman bana masaj yap hadi. Ben anlamam ki masajdan. Olsun, anladığın kadar. Ama Suzan Hanım... Aa, hadi kadın gibi naz yapma. Şey, lavaboya gitmem lazım. Sağdan ikinci kapı. Ben yatak odasında bekliyorum, tamam? Tamam. Çikolatanın sırası mı şimdi? Ama canım istedi. Git bak dolaba o zaman. Zekalı, ne olacak? Ama ben yapacağımı biliyorum sana. Salak şey. Recep. Şuro kardeşim. Recep. Ne oldu? Yapamadım. Sona yaklaştıkça korkum arttı. Çok kötü bir duygu. Yapsam bile hayatım boyunca atlatamazdım etkisini. Çok şükür kaçtım oradan. İyi, güzel de harç ne olacak? Allah büyük şen ol. O adam kim? Niye ağlıyor? Oğlu ameliyattaymış. Acil kana ihtiyaç varmış. Bütün yurtları dolaşmış ama bulamamış. Burada da bulamayınca yıkıldı adam. Aradığı kan grubu ne? Az bulunan bir kan, sıfır negatif. Bu benim grubum Şenol. Allah'a şükür. Hadi hemen adama söyleyelim. Hadi. Hakan Bey, Hakan Bey, kanı bulduk. Ne? Arkadaşım verecek. Ama... Ben sizi tanıyorum. Siz geçen gelen... Abi madem acil, hemen gidelim istersen. Gidelim tabii, gidelim. Allah razı olsun senden. Recep, işimiz uzun sürebilir. İdareden izin alalım istersen. Evet ya. Hadi hemen alıp gelelim. Abi sen burada bekle. Biz hemen geliyoruz. Tamam. Ne olur çok acele edin. Hadi çocuklar. Sen bu adamı nereden tanıyorsun Recep? Geçen iş başvurusu yaptığım dershanenin müdürü. Hadi gidelim. Meltem Hanım, eşiniz kanı bulmuş mu? Öğrenci yurtlarına gitmiş. Henüz gelmedi. Zamanımız iyice daraldı. Eğer kan bulunmazsa Efe'nin durumu iyice kritikleşecek. İnşallah bulunur. İnşallah. Neredesin Hakan? Neredesin? Allah razı olsun gençler. Tam her şeyden umudumu kesmiştim. İmdada siz yetiştiniz. Allah'a inanan ümidini kesmemeli hiçbir zaman. Haklısınız ama... ...insan bazen bu kadar hassas düşünemiyor. Hı hı. Bu akşam neler yaşadığımı ben bilirim. Oğlum 7 yaşında. 7 yıl tek tek geçti gözümün önünde.
Çünkü kan bulamazsam oğlumu bir daha göremeyecektim. Abi üzmeyin kendinizi. Dua edelim kan vermedi bir sorun çıkmasın. Neredesin Hakan? Neredesin? Ne oldu hemşire hanım? Kanamayı durduramadık. Nabız da iyice düştü. Eşinizden haber var mı? Eğer kan bulamazsak... Allah korusun. Şu dakikalarda kan gelmezse... Hayır, oğlum ölmeyecek. Bebeğim beni bırakıp gitmez. O iyileşecek. Hepimizin istediği o Meltem Hanım. Ama şu anda her şey kana bağlı. Ama eşim gelmedi ve haber de yok. Meltem, Meltem kanı bulduk. Allah'ım şükürler olsun. O zaman acele edelim. Hiç zamanımız yok. İkiniz de mi yoksa... Ben vereceğim. Allah razı olsun sizden. Cümlemizden abla. Hemen geçelim, buyurun. Geçmiş olsun abla. Teşekkür ederim. Oğlunuz iyileşecek inşallah. 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 Yoksa ben mahvolurum. Bu formu hemen doldurun. Hiç vaktimiz yok neredeyse. Tamam. Merak etme, iyileşecek. Recep nereli? Malatyalı. Babası ölmüş. Bir tek annesi var hayatta. Çok merhametli bir genç. Kendini de iyi yetiştirmiş maşallah. Öyledir. Zamanını hiç boşa geçirmez. Ama maddi nedenlerden dolayı çok zorlanıyor. Hastaneye gideceğim ziyarete. Ne büyük iyilik yaptın onlar için. Ben sadece vesile oldum. Seni ödüllendireceklerine eminim. Olur mu öyle şey? Yapılan iyiliğin karşılığı beklenmez. Biliyor musun Meltem? Recep'in babası yokmuş. Yıllar önce ölmüş. Canım benim. Çok yufka yürekli bir çocuk. Hı hı. Çok sevdim ben onu. Ah. Merhaba. Merhaba Recep. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Geç otur. Nasılsın? İyiyim çok şükür. Efe nasıl oldu? Doktorlar iyiye gittiğini söylediler. Ama hala bizi almıyorlar yanına. Tekrar teşekkür ederiz sana. Rica ederim. Ben sadece insanlığımın gereğini yaptım. Allah senden razı olsun. Bu senin için. Bunu kabul edemem. Lütfen. Sen bize dünyaları bağışladın. Sen olmasaydın milyonları versem Efe'yi geri getiremezdim. Öğrenci adamsın. Harçlık yaparsın. Ama... Hadi. Hem... Burs çıkmamış. Annenin gönderdiği paralarla yetinmeye çalışıyormuşsun. Bu yüzden Hakan abin okul bitinceye kadar sana burs verecek. Ve dershanede çalışman için de iş ayarlayacak. Eğer kabul edersen tabii. Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Sen bunu hak ettin. Hem bir süre önce kırdığım kalbi tamir etmek istiyorum. Bu ne demek şimdi? Aramızda. O anladı ne demek istediğimi. Çok kırılmamıştım. Teşekkür ederim her şey için. (Gülüyor)
Bahar, ne oldu kızım, niye ağlıyorsun? Beni isteyen biri varmış. Babam anneme söylerken duydum. Babam vermeye niyetli. Vay başıma gelenler. Ne yapacağız şimdi? Recep bir an önce gelsin izne. Beni isteseniz, yüzük falan taksak. İyi olur kızım ama izne nasıl gelecek para olmayınca? Hem benim de bir hazırlığım yok. Bul bir çare Asibe teyze, ne olur. Ben Recep'ten başkasına yar olmam. Ölürüm daha iyi. Biliyor musun? Hala inanamıyorum olanlara Şenol. Allah büyük oğlum. Bir günaha girmemenin karşılığını daha dünyadayken aldım. Hem de fazlasıyla. Burs işi tamam. İşte buldun. Evet. Allah'a şükürler olsun. Sınavlardan sonra işe de başlamadan hemen memlekete giderim inşallah. Bir şey unutmadın mı sen? Neyi? Anneni aramayı. Evet ya. Sevincimden ne yaptığımı biliyor muyum ben? Merak etme sen. Bir yolunu bulacağım ben. Çabuk bul Asibe teyze, ne olur. Efendim. Anneciğim. Yavrum, nasılsın? Çok iyiyim anneciğim. Gerçekten. Harcı yatırdım, iş buldum. Hatta okul bitinceye kadar burs da aldım. Oh, çok şükür, çok şükür. Peki sınavlardan sonra gelebilecek misin? Gelirim tabii ki. Hatta sana hediye bile alırım. Sadece bana mı alırsın? Bak bir dakika, kim var yanımda? Kim var? Recep, nasılsın? İyiyim Bahar. Sen nasılsın? İyiyim. Ama bir an önce gelirsen çok daha iyi olacağım. Neden? Gelince söylerim. Tamam. Allah'a emanet ol. Sen de. Bahar'la konuştum aylar sonra. Allah'ım sana şükürler olsun.